Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi kesmeden devam ediyoruz. Sizler için sanatta çıkabilecek muhtemel soru tiplerini hazırladım. Sizleri bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili. Şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'da hüküm sürmüş olan ilk Türk devletlerinin yönetim özellikleri arasında gösterilemez? Yönetim genelde nasıldı? Kut anlayışına dayanıyordu değil mi? Yani ülke hanedanın ortak malıydı. Şimdi aşkına baktığımızda şöyle yakınlaştıralım biraz. Kurultay'ın yönetimde etkin bir konuda olmasın. Kurultay meclis anlamını taşırdı değil mi? Yönetimde etkin miydi? Etkindi. Devlet idaresinde ikili teşkilat. Ne demek ikili teşkilat? Devletin doğu kanadını Hakan yönetirken batı kanadını... Hanedandan birisi yönetirdi. Örnek verecek olursak eğer 1. Göktürk Devleti. Bu Minkan doğuyu yönetirken batıyı istemi yap yönetirdi değil mi? Devletin hanedanın ortak malı kabul edilmesi geleneksel Türk anlayışı doğrudur. Şehir devletlerinin birleşmesiyle merkezi devletlerin kurulmasını bırakalım. Törenin yönetim sisteminde etkin olması. Töre etkin miydi? Etkindi. Hatta törenin değişmez hükümlerinden biri olan köylülük ne demekti? Adalet demekti değil mi? Doğrudur. Ancak sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz ki Orta Asya Türk devletlerinde Boylar Federasyonu halinde bir örgütlenme vardı. Zaten Asya Hun ve Göktürk Devleti siyasi birliği tamamlayan devletlerdi. Diğerleri tamamlayamamıştı biliyorsunuz ki. Cevabımız D şıkkıdır. Devam edelim. İkinci sorumuz şu şekilde bakıyoruz. Nizamülmülkün Mülk'ün siyasetname adlı eseriyle ilgili olarak hangileri söylenebilir? Bilgi sorusu. Karahanlılar döneminde yazılmıştır. Hayır yanlış bilgi. Karahanlılar döneminde yazılmadı. Siyasetname Büyük Selçuklu Devleti döneminde yazıldı. Değil mi? Devlet yönetimine ilişkin önemli bilgiler veriyor mu? Veriyor. Tamamdır. Türklerin İslamiyet'i kabulünden sonra kendi türünde yazılan ilk eser değildir değerli arkadaşlarım. İlk Türk İslam eserleri ne zaman yazılacaktı? Karahanlılar döneminde yazılacaktı. O yüzden cevabımız yalnız iki olacaktır. Böyle sorulara dikkat ediyoruz. Özsevim'e çok seviyor. Diğer sorumuz Beylikler'le ilgili. Bakıyoruz. Yukarıda özellikleri verilen ve Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir? Erzincan, Kemah ve Divriği civarında hüküm sürmüşlerdir. Hac seferlerinde Türkiye Selçuklularına destek vermişlerdir. En önemli eserlerinden biri olan Divriği Cami UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine almıştır. Güncel bilgilerde de çıkabilir. Dikkat edelim. Erzincan Kema ve Divriği civarında kurulan hangisiydi? Tabii ki Mengüceklilerdi. Karamanlılar Küsedağ Savaşı'ndan sonra kurulacaktı. Nerede? Konya ve çevresinde. Saltuklar ilk beyliktir. Nerede kurulacaktı? Erzurum ve çevresinde. Tamamdır. Danişmentiler en güçlü beylik olarak bilinir. En önemli eserleri Yağbasan Medresesi'dir. Merkezleri Sivas'tır biliyorsunuz ki. oğulları Mardin, Diyarbakır ve çevresinde kurulacaktı. En önemli eserleri Malabadi Köprüsü'dür. Cevabımız Mengücekliler olacaktır. Devam edelim. Osmanlı Devleti ile ilgili sorumuz var. Şöyle. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Osmanlı Beyliği ile ilgili değildir? Şimdi aşkına baktığımızda Oğuzların kınık boyuna mensuptur. Şunu bir bırakalım kalsın. Batı eksenli fethi politikası doğru mudur? Doğrudur. E, kuruluş döneminde biliyorsunuz ki genelde Batıya yöneliyordu. Çünkü Bizans o dönem zayıftı. Ertuğrul Gazi döneminde Söğüt'te Uç Beyliği konumuna gelmiştir. Tamamdır. Baş kurucu olarak bilinir Ertuğrul Gazi. Bizans'a karşı bazı dönemlerde uzlaşma politikası takip edilmiştir. Doğru ilişkiler bazen iyiye gidiyordu. Osmanlı döneminde bağımsız konuma gelinmiştir. Tarihimiz 1299 olacaktır. Ancak sevgili arkadaşlarım Osmanlı beyliği Oğuzların Kınık boyuna değil Kayı boyuna mensuptur. Kınık boyuna mensup olan Selçuklulardır. O yüzden cevabımız aşıkkı Devam edelim. Şöyle. Tamamdır. Buna göre Orhan Bey düzenli askeri birlikler kurmak istemesinde durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Sanırım bazı arkadaşlar yorum sorularında takılıyorlar. Halledeceğiz. Hiç merak etmeyin. Orhan Bey dönemine kadar Osmanlı Beyliği'nin düzenli askeri birlikleri yoktu. Ancak bu dönemden itibaren yaya ve müsellemlerden oluşan ilk Osmanlı düzenli ordusu kuruldu. Düzenli ordu neden kurulur? Bunun dışına çıkmayacağız. Bakın buna göre dediğine göre dışına çıkmayın. Kendi yorumunuzu katmayın. Anlaştık mı? Şimdi düzenli orduya neden ihtiyaç duyarsın? İlk önce baktığımızda uzun süreli kale kuşatmalarında düzensiz birliklerden yeterince randıman alınamamız. Doğru mudur? Doğrudur. Bunu aldık. Merkezi yapının güçlendirilmek istenmesi. Dağınık şekilde olurlarsa merkezi yapı güçlü olmaz. Tamamdır. Sonraki dönemlerde biliyorsunuz ki yeni Yeniçeri Ocağı kurulacaktı. Fethi hareketlerini belli bir sisteme göre yapma düşüncesi. Sabit bir, bir orduya ihtiyaç var mıdır? Vardır. O yüzden cevabımız seri olacaktır. Devam edelim. Diğer sorumuz Kanuni Sultan Süleyman dönemi ile ilgili. Kanuni döneminde Osmanlı Devleti'nin aşağıda verilen devletlerden hangisiyle siyasi sorunlar yaşadığı söylenemez. Açıkını bir bırakalım. Birazdan açıklayacağım. Alman Seferi var mı? Kanuni'nin var. Hatta Alman Seferi'nde Kanuni'nin karşısına çıkacak cesareti bulamıyorlar. Avusturya ile var değerli arkadaşlarım. Hatta İstanbul Antlaşması yapıldı biliyorsunuz ki. Tarihimiz 1533 yılıydı değil mi? Siyasi üstünlük burada sağlanıyordu. Macaristan var mı? Var. Moğaç Meydan Savaşı? Tamamdır. Safevi var mı? Safevilerle ilk resmi antlaşma imzalandı. Hangisiydi? Tabii ki Amasya'ydı. O yüzden bu da doğrudur. Şimdi diyeceksiniz ki hocam Memlük'te yok muydu ya? Hayır yoktu. Çünkü Memlüklere son veren kişi kimdi? Ya Sultan Selim'di. Hangi savaşlarla? Mercidabık ve Ridaniye Savaşları'yla. O yüzden cevabımız ne olacaktır? Aşkı. Devam edelim. Diğer sorumuz şu şekilde. 17. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin bozulmasında aşağıda verilenlerden hangisinin etkisinden söz edilemez? 17. yüzyıl duraklama dönemi. Biliyorsunuz ki bu dönemde her şey e, işleri iyiye gitmiyordu. Onu diyebiliriz değil mi? Ekonomi ile alakalı şeyler arayacağız. Bu dönemde sık sık padişah değişikliğinin yaşanması. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bununla ne alakası var ya? E, padişah değişmiş. E sık sık padişah değişikliği olursa padişah ne da da dağıtacak? Cuduz dağıtacak değil mi? Ne demek cuduz? Bahşiş demek. Tamam gitti. Hazineden para gidiyor. Akdeniz ticaretinin Atlas Okyanusu'na kayması önemini yitiriyor Akdeniz ticareti yolları. Bugün de tamamdır. Osmanlı verasetip bırakalım. Coğrafi keşifler sonucu Avrupa'ya bol miktarda altın ve gümüşün taşınması Avrupa gitgide zenginleşiyordu. Osmanlı geride kalıyordu. Avrupa'daki değerli madenlerin Osmanlı ülkesine girmesiyle Akçe'nin değer kaybetmesi. Biz bu olaya ne diyoruz? Tahşiş diyoruz. Anlaştık mı? Osmanlı'nın para kaybetmesine verilen isim tahşiştir. Ancak Osmanlı veraset sisteminin ekonomi ile alakası yoktur. Bu dönemde 1. Ahmet Ekber ve Erşet usulünü getirmişti biliyorsunuz ki. Ne demek? Ekber ve Erşet en yaşlı ve bilgilerinin tahta geçmesi durumudur. Tamam. Cevabımız çeşitli. Diğer sorumuz şu şekilde. Osmanlı Devleti'nin imzaladığı aşağıdaki antlaşmalardan hangisi Berlin Antlaşması'nın imzalanmasıyla geçerliliğini yitirmiştir? Bir ölü doğan, e, ölü doğan antlaşma daha değil mi? Biliyorsunuz ki Sevr'de ölü doğan antlaşmadır. Bununla beraber e, bu antlaşma da ölü doğan antlaşma olarak bilinir. Ayasafranos'u bırakalım. Paris Antlaşması ile Osmanlı Avrupa Devleti sayılmıştır. Bu değil. Küçük Kaynarca Antlaşması ile Kırım bağımsız olmuş ve Osmanlı ilk defa savaş tazminatı ödemiştir. Karlofç Antlaşması ile Osmanlı batıda büyük toprak kaybına uğramıştır. Yaş Antlaşması ile Kırım kesin olarak... Yaş ne ya? Antlaşması... Kırım kesim olarak Rusya'nındır. Sevgili arkadaşlarım Aristofanes niye yürürlüğe girmedi? Çünkü Rusya gitgide güçleniyordu. O yüzden Berlin Antlaşması'nda Doğu Beyazıt kime bırakıldı? Osmanlı'ya bırakıldı. O yüzden cevabımız Aristofanos olacaktır. Dikkat edelim böyle soruları. Ünsevimi seviyor. Diğer sorumuz şu şekilde. İkinci meşrutiyetin ilanını hızlandıran gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Rebali bırakalım. Islahat Fermanı 1856'dır. Biz nerede? İkinci meşrutiyet nerede? Tarihi 1908 değerli arkadaşlarım. İkinci Abdülhamit Islahat Abdülmecit. Kanuni Esası 1876. İkinci meşrutiyet değil birdi. 31 Mart olayı ile İkinci Abdülhamit tahttan indirildi değerli arkadaşlarım. Bu da değil. Londra Konferansı ile Mısır'a. E, Mısır sorunu çözülmüştü. Buradaki cevabımız Rusya ve İngiltere arasında gerçekleşen reval görüşmeleri olacaktır. Bu görüşmeyle Osmanlı'nın iç işlerine karışılacaktı. İttihat ve Terakki'nin baskısıyla ikinci Meşrutiyet ilan edilmiştir. Anlaştık mı? Devam edelim. İnkılaptayız artık. Devam edelim. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'ndan çekilerek Mondros Ateşkesi'nin imzalamasında etkili olan durumlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Osmanlı niye imzaladı? Şimdi imzalayan kişi Biliyorsunuz ki Rauf Orbay'dır. Değil mi? Oldukça ağır bir madde ve Mondros Ateşkes Antlaşması'yla Osmanlı fiilen sona ermiştir. Şimdi aşkına baktığımızda neredeyse savaşın bütün cephelerinde yenilmiş olması. Sadece Çanakkale başarılı oldu. Tamam. Milli bir mücadele örgütleyerek düşmanların ye düşmanlarını yenmek için şunu bir bırakalım. Birazdan geleceğim. Müttefiklerinin savaştan çekilmesi Bulgaristan savaştan çekildikten sonra biliyorsunuz ki kara bağlantısı kesilmişti. Bu da, bu da tamam. Mali kaynaklarının savaşı devam ettirmek için yeterli olmaması zaten Osmanlı ekonomik yönden güçsüzdü. Bir son ülkelerinin bir son ülkelerine bağlı olarak ezici antlaşmalarla karşılaşmayacağı umudu. Karşılaşma. Tamam. Yani bir son ülkelerine duyulan güvendi. Buradaki cevabımız B şıkkıdır değerli arkadaşlarım. Milli mücadeleyi kim başlatacak? Mustafa Kemal başlatacak. Samsun'dan yola çıkarak biliyorsunuz ki. Devam edelim. Soruya dikkat edelim pat diye atlamayalım. Trablusgarp Savaşı'nda İngiltere ve Fransa'nın İtalya'ya destek vermesinde durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Almanya'nın yanında kendi yanlarına çekmek istemeleri. Şimdi İngiltere ve Fransa İtalya'ya niye destek verdi? Çünkü Almanya'ya yanaşmasına izin vermeyeceklerdi. Doğru mudur? Doğrudur. Sömürgeleri arasında tampon bölge oluşturmak istemeleri. Zaten İngiltere o yüzden Osmanlı'ya destek vermiyor. Sömürgeleri tehlikeye girmesin diye Süveyş kanalının güvenliğini sağlamak. Trablus nerede? Süveyş nerede? O yüzden bu ne dedik? Cevabımız birlik olacaktır. Dikkat edelim böyle sorulara. Devam edelim. Raporlar. Raporları bilmemiz lazım. Türk Ulusal Mücadelesi'nin ve Kuvay Milliye'nin haklılığını açıklayan ilk uluslararası belge aşağıdakilerden hangisidir? Bizden ilkini istiyor değil mi? Şimdi General Herbert Ermenilerin haksız olduğunu söyleyen kişidir. Ermeniler burada haksız, Türkler haklı. Bu ilk değil. Sandler Hatay ile ilgili rapordur. Bu da değil. Amiral Bristol'u bırakalım. General Mille raporu ee, Türk-Yunan sınırıdır değerli arkadaşlarım milli mücadele döneminde. Bu da değil. Yüzbaşı Hoyland raporu Mustafa Kemal ve beraberindekilerin İstanbul'dan uzaklaştırma raporudur. O yüzden cevabımız Amiral Bristol raporu olacaktır. İzmir'in işgali haksızdır. Sevgili arkadaşlarım yani Yunanlılar sahte belgelerle Paris'e gitmişlerdi. Cevabımız C şıkkı. Devam edelim. Lozan. Banko. ÖSYM ilke ve Lozan'ı her sene soruyor. Diyor ki Lozan Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi bağımsız devlet anlayışı ile bağdaşmaz. Yani çelişir. Osmanlı borçlarının Osmanlı Devleti'nden ayrılan devletler arasında paylaştırılması. Türkiye bunu 1954 yılına kadar ödeyecekti. Bu değil. Boğazların yönetiminin uluslararası bir komisyona bunu bırakalım. Yunanistan'dan tazminat olarak Karahaç ka, e, Kara Kasabası'nın alması bağdaşır. Bozcaada ve Gökçeada'nın TBMM'ye bırakılması herhangi bir çelişki yok. Yabancı okulların Türk Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması bağdaşır. Ancak değerli arkadaşlarım uluslararası bir komisyon varsa demek ki egemenliğe aykırıdır. Bağımsızlığa aykırıdır. Ne zaman halledilecekti? 1936 montrö Boğazlar Sözleşmesi ile. Cevabımız B şıkkı. Diğer sorumuz. Atatürk döneminde dış politikanın esaslarını belirlemesinde düşüncelerinden hangilerinin göz önüne aldığı söylenebilir. Bir önceki paylaşımda konuşmuştuk. Olumsuz her şeyi bir kenara bırakın. Petrol zengini bölgelere yayılmak. Yayılmak var mıydı? Dış politikada yoktu. Sömürgecilik, emperyalizm yoktur. Gitti, gitti, gitti. Bakın şu iki çıkımız kaldı. Devletlerin eşitliği prensibi olumlu. Lozan'dan kalan sorunları çözümlemek. Bunların başında e, Irak sınırı var. Bununla beraber Boğazlar sorunu var. Bununla beraber Hatay var değil mi? Bunlar gibi. Barışçı organizasyon örnek verecek olursak eğer Milletler Cemiyeti'ne üye olma ya da Briant Kellogg Paktına ben ne yazdım ya? Heh Briant Kellogg baktı. O yüzden cevabımız 2, 3 ve 4 olacaktır. Devam edelim. Umarım buraya kadar iyisinizdir. Buna göre Türkiye'de Cumhuriyet'in ilanı ile aşağıdakilerden hangisi arasında bir ilişki kurulamaz. Egemenliğin bir kişiye, bir aileye veya sınıfa değil halka ait olması Cumhuriyet yönetimi ile ilgilidir. 29 Ekim 1923 Serbest Cumhuriyet Fırkası Ulus egemenliği ile alakalı mıdır? Alakalıdır. Ali Fethi tarafından kuruldu. Farklı görüş. Oy kullanmada vergi verici olma şartının kaldırılması, vergi muafiyeti, doğrudur. Güçler birliği ilkesi şunu bir bırakalım. 2 dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim sistemine geçilmesi ne zaman geçilecekti? 1946 değil mi? Daha rahat. Kadınlara seçme ve seçilme en önemli etkenlerden biri olmuştur. Cumhuriyetçilik ancak sevgili arkadaşlarım güçler birliği ne demekti? Yasama, yürütme ve yargının tek elde toplanması demekti. O yüzden de laik değildir. Cevabımız C şıkkı. Amaç neydi? Hızlı karar alıp vermekti. Diğer sorumuz Atatürk bu sözleriyle eğitimin nasıl olmasını istemiştir. Bakıyoruz. Atatürk dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden yararlanılacaktır. Ancak temel kendi içimizden. Bakın, kendi içimiz diyorsa milliyetçiliktir. Unutmayın. Bakın bu sözümü unutmayın. Kendi içimiz diyorsa Mustafa Kemal milliyetçiliktir. İlerleme, buluş diyorsa inkılapçılıktır. Anlaştık mı? Zorunlu değil. Mesela hazırlayıcı değil. Bunu çıkaramayız. Demokratik seçimle alakalı eşitlik Halkçılıkla alakalı buradaki cevabımız çağdaş ve milli olacaktır. Cevabımız değişik. Umarım sorular hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Beğenmeyi unutmayın. Kaç yanlış kaç doğru var onu da belirtirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.